İyi akşamlar. Bugün 3 Nisan 2014 Perşembe, Edirne Televizyonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Trakya Üniversitesi Kadın Kolektifi kadına şiddete dikkat çekti. Edirne'de bir süre önce erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı ve darp edildiği iddia edilen ÖB için toplanan üniversite öğrencileri artık yeter, erkeği koruyan zihniyete karşı her zaman mücadele edeceğiz dedi. Hesabı sorulacak. Edirne'de bir süre önce erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı ve darp edildiği iddia edilen ÖB'nin tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyor. Trakya Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri bugün Saraçhane Caddesi'nde bir araya gelerek kadına şiddete artık yeter diye haykırdı. Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Nazlı Nazlım, saldırıya uğrayan ÖB'nin erkek arkadaşının cinsel saldırı ve yaralama suçundan tutuklandığını belirterek henüz bir dava açılmadığını ifade edildi. Nazlım açıklamasında yaşanan kadın cinayetlerine karşı bizler üniversiteli kadınlar olarak artık yeter diyoruz. Bu cinayetlere tepkisiz kalmayacak ve erkeği koruyan devlet zihniyetine karşı her zaman mücadele edeceğiz. Öldüren sevgi istemiyoruz dedi. Eve geldikten sonra sabah bahçe kapısında baygın bulundu. Özge'yi baygın gören komşuların babası Kemal Bey'e haber vermesinin ardından hastaneye götürülen Özge'nin vücudunun değişik yerlerinde morlukları olduğu ve tecavüze uğradığı belirlendi. Hastaneden alınan bu bilgilerin üzerine Özge'nin erkek arkadaşı gözaltına alındı ve sorgusundan sonra cinsel saldırı ve yaralama suçlarından tutuklandı. Özge ise 5 gündür yoğun bakımdaydı. Ancak 2 gün sonra beyin ölümünün gerçekleştirildiği haberi alındı. Cinsel saldırı ve yaralamadan tutuklu bulunan CEO'ya hala bir dava açılmadı. Ben 2 kere koruma talep etmesine rağmen önemsenmedi. Özge eski erkek arkadaşı tarafından otobüste kurşunlanarak öldürüldü. Ve daha birçok kadın bu tarz cinayetlere kurban oldu. Her zaman mücadele edeceğiz. Öldürülen sevgilinizi istemiyoruz. Üniversiteli kadınlar olarak gerekeni yapacak ve Özge'nin hesabını soracağız. Öldürülmemiz için yaş farkı, statü gibi şeyler fark etmiyor. Kadın düşmanlığı tüm kadınları hedefine alıyor. Bunun için kurtuluşumuz için inatla direneceğiz. İnadına hayat, inadına sokak. Özge'nin hesabı sorulacak. Grup basın açıklamasının ardından bir süre slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.